Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki oyunumuzun ikinci bölümündeyiz. Part 2 devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bizi izleyenlere yine hatırlatalım. Eğer beğeniyorsanız videoları kanalımıza üye olun. Arkadaşlarınıza, PRP bilenlerle falan paylaşırsanız en azından onlar da bizi tanımış görmüş olur. Böylece bizim kanalımızın da üye sayısı artar. İşimize gelir, güzel olur. Böylece daha iyi videolar çekeriz. Nerede kalmıştık? Siz şeye gidiyordunuz değil mi? Bu genç elfin hücresine. Hapishane. Aynen. Hapishaneye, evet. Evet, oraya geldiniz arkadaşlar. Garnizonun olduğu yere işte. Orada garnizondan geriye kalan bir tane binanın kalıntısının olduğu yerde. Hücreler yer altında olduğu için doğal olarak çok zarar görmemiş. Yani şeye gittiniz direkt, garnizon binalarının eskiden olduğu yere gittiniz. Çoğunluğu böyle harabe. Ejderha oraları paramparça etmiş. Ama hala birkaç tane kalan bina vardı. Bu da onlardan biri zaten. Oraya girdiniz tekrar. Yine o zemin seviyesinin altındaki bölgeye indiniz merdivenlerle. Hücredeki elemanlarla konuşup izin aldınız. Girdiniz içeriye. Hiçbir sorun yok. Hücrenin oraya geldiğinizde arkadaşlar şeyi gördünüz. Bu genç elf orada böyle duvar var. Tam işte hani üç tarafı demir parmaklık olur, bir tarafı duvar olur. Yanda da bir hücre olur ya, hani bilmem anlatabildim mi, basit hücre mantığı yani. Yan yana böyle beş tane hücre bir tarafta, koridorda beş tane hücre bir tarafta. Her hücrenin işte üç tarafı demir parmaklık, bir tarafı duvar. O şekilde bir yer arkadaşlar. Uzunca bir koridor böyle. Onun hücresine geldiğinizde gördüğünüz şey çok garipti doğrusu. O bankın olmadığı, duvarın olduğu tarafta şeyler var. Bu hani zincirlemek için duvara sabit halkalar olur ya, böyle zincirli falan. O halkaların arasında amuda kalkmış, ayakları halkaların oraya kadar dikmiş böyle. Orada amuda kalkmış vaziyette duruyordu, yüzü size dönük şekilde. Sizi görünce böyle baktı tersten tersten. Yastık duruyor mu? Duruyor orada. Dokunmamış mı hiç? Yok, dokunmuş canım. Dokunma. Yani koymuş şeyin üzerine, bankın üzerine koymuş. Tepe taklak sizi gördü. Aa, kimler gelmiş dedi. Ben kafamı çevirip böyle terse doğru döndürüp aşağıya el sallıyorum, aşağıdan merhaba diye. O da Hala hayattayız. tekeriyle el sallamaya çalışınca laps diye düştü, böyle bir takla attı, toparladı sonra. Gülümsedim şöyle, kafa Ondan selam. sonra hiç düşmemiş gibi birden ayağa fırlayıp böyle dikildi. Gördüğün gibi hayattayız. Evet, ben de. Buna yaşamak denirse tabii. Burada böyle. Uzun 5 sürmeyecek metrekarede. mi? Yani burada durman uzun sürmeyecek. En azından öyle umuyorum. Ben de öyle umuyorum. Az Ya. çıktı beni. Yok, öyle bir şey olmaz. Yüzbaşı ile konuştuk. Çok da onun taraflarındayız zaten. Aa canım, ne güzel. Çok iyi. Yarın mahkemen olacak. Ya ondan önce ben senin söylediklerini düşündüm de sabah. Ya sonuna kadar haklısın. Daha iyi bir favorit olmam gerekirdi. Seni daha iyi korumam gerekirdi orada. Bu yüzden özür diliyorum senden. Böyle bir Özür. boynum eğdim. Özrün kabul edilmiş midir? Bilmiyorum. Edilmiştir belki. Burada senin de yapman gerekiyor aslında, aşağı yukarı aynı şey olacak. Hani inanmasan bile hatanı kabul edip özür dilersen biraz hafifletebilirsin durumu. Yani hiç böyle olacağını düşünmemiştim ama olur. Kusura bakma Bayron. Yani Benden açıkçası bahsetmiyorum. Benden niye özür diliyorsun? Bana karşı bir şey işlemedin ki. Asıl ben sana karşı mahcubum. bir favorite'un olarak sonuçta sen de orada küçük düşmedin mi? Onun için demiyor musun ya? Hayır, benim küçük düşmem önemli değil şu an. Senin şey Gregor'dan özür dilemen gerekiyor. Sonuçta ona karşı bir şey hamle yapmıştın. Ya o Benden dış niye kapının saklıyorsun? mandalı, ondan bana ne ya? Ama sonuçta seni Oh. suçlayan kişi o. Başlangıç değil bu. Ben senden
Özür beklemiyorum. Asıl sana karşı kabahatli olan benim. Seni korumam gerekirken bunu yapmadım. Ben söylediklerin her şeyde haklıydın. Yapmayacak mısın? Neden yapayım ki? Kötü bir şey yapmadım. Sadece kendimi savundum. İşte bunu söylersin. İnanmasam bile en azından bir af dilersen, özür dilersen, kötü bir niyetin olmadığını söylersen, en azından yani muhakkak ki bir ceza gelecek burada. Bunu hafifletmiş olursun. Ben de hafiflemesi için elimden geleni yapacağım. Yarın ben de orada olacağım. Çok güzel. Bunlar beni harbiden dar ağacında sallandırmayı düşünüyorlar galiba. Bayağı bir niyetliler yani. Hayır, hani bunları tabii söylediyse benim gibi özgür bir elfi burada işte iki gün tutmak üstüne üstlük, yok işte özür dilettirmek falan. Elini de öpsem mi acaba ya? Seni orada sallandırması için benim cesedimi çizmesi gerekir. Böyle bir şey olmayacak zaten. Gözüm büyüdü şöyle bak. Yani ben ona baktım. Hiç bakmıyorum sağa sola ya. Direkt kızın gözlerinin içine bakıyorum. O arada yavaş yavaş böyle demir parmaklılara yaklaştı. Eren aslında çok daha kolay bir çözüm var. Beni buradan kaçırabilirsiniz. O zor yolu işte. Ben böyle arkama döndüm kime diyor acaba diye. Yalan mı diye. Çaktırmadan fısır fısır konuşuyor orada, hani kartlar var ya. O zaman işte asıl kendini dar ağacında bulursun. Kesin olarak. Neden canım? Buradan gittiğimizde bir daha hiç ben buraya gelmem hiç. Hiç kimse görmez buradan beni. Yapacağın şey çok basit. Seninki de. Bak şurada iki tane guard var. O ikisini uyut. Ondan sonra buradan hemen gideriz. Çarakileri ne yapacaksın? Bu gerçekten ne zaman bir gerçek bir plan oldu ya? Böyle bir şey yok ya. Böyle bir plan yok zaten ama sakin ol. İzlemesi çok keyifli ama dur ara. Ondan sonra dur, sen nasıl bir favoritsin ya? Burada bir tane elfin hayatı söz konusu. Ne yapacaksın? Dar ağacına mı yollayacaksın beni? Tamam, yollanmayacaksın zaten. Yani konu o değil. Konu burada senin hani alabileceğin en düşük cezayı almaya çalışmak. O zaman sana şöyle açıklayayım. Şimdi bir de işin şu tarafından düşün. Bu Gregor denen adam. Sen bir elfsin. Bir Corellon piristisin. Sırf senin bu şekilde çok yükselmemen için belki de ölüm cezası falan yok demiş olmasın. Hı? Ama mahkemede de ölüm cezası çıkacak. Ardından sallandıracaklar beni. Eğer ondan özür dilersen o da şikayetini yumuşatır. Bizzat onunla konuştum. Ben yükselmemde de bana yalan söyleyecek birisi değil. Nereden biliyorsun? Daha önce sana hiç yalan söyledi mi? Yani yalan söylediğinde ne olduğunu biliyor musun? Ya o mantığı yalan söylemişliği var mı? Ya, iri olduğu için çok fazla hani yalana başvuracak bir tip değil. Ne olsa zaten dümdüz söyler. Orklar gibi. Bir işler karıştırıyor bak. Onun kafasında planlar dönüyor bence. Ay, hiç plan yapacak birisi değil o. Senin bu duruma yükselmemen için belki de böyle yapıyor. Hatta öteki harflerinde. Şehirde bir sürü harf var. Benim bir teklifim var. Yarınki mahkemeye çık. Olabildiğince ılımlı davran. Makul davran. Ve tamam, o kolay. Eğer şehrin kanunları seni haksız yere hak ettiğinden fazla bir cezaya çarptırırlarsa kaçmana bizzat ben yardımcı olacağım. Haksız yere dediğim bu bir idam cezası. Tam karşılığı. Bir şey söyleyeceğim ya. Biz niye bu olayların buraya kadar gelmesinin sonrasında böyle bir şey yapıyoruz ya? Çünkü arkadaşlar, olayların gelmesinin sebebi bizzat benim. Hayır, durduk yere hakikaten ölüm cezasını hak edecek bir şey yapmadı. Yok tamam da. İdam cezası verirlerse bu haksız bir şey. Tamam da ben şunu söylüyorum.
Karşı taraf kendini anlatmıyor. Bir tarafta yapılmış bir yanlış bir davranış var. Ben bunu suçlu olduğu için söylemiyorum kimse. Yanlış bir anlaşılma var ortada. Ve bu olay gayet basit bir şekilde çözülebilecekken niye bu olay mahkemede inanılmaz şekilde idam cezasına çarptırabilme olasılığına bırakılıp sonrasında böyle entrikalı olaylar dönüyor? Onun yerine çok çok basit bir şekilde Alp arkadaşımız gelip Gregor'dan ben kendimi savunmaya çalıştım. Bir anda üzerime saldırı gelecek gibi düşündüm. O yüzden de anlık elim ayağıma dolandı ve böyle bir hareket yaptım. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Sonrasında korkup kartlardan da yok, kaçtı dese şimdi olay bitecek. Ha, ne oldu? Gurur meselesine mi dönüştü bu olay bir anda? Dönüştü. Kocaman Ersin özür dileyecek kadar büyüyemedin mi ya? Bu ya mu? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika şimdi. Özür dilemek büyüklük müdür şimdi? Ya değil şimdi mi? Bak... Sen özür dile o zaman benden. Ne için? Dwarfsun diye. Bence yeterli. Sen olaylara bu açıdan bakıyorsun. Yani hani senin dışındakileri zaten hiç önemsemiyorsun, değil mi? Tabii canım, şimdi sen öyle dediğin için kesinlikle ben önemsemiyorumdur. Ragnum bir dakika, zaten ortalık karışık. Ragnum manipüle ediliyorsun şu anda. Sadece arkadaşımız konuyu değiştiriyor üzerinden. Şu an buna alet olma. Sen zeki bir cücesin. En azından %50 zamanlarında. Yani hani... Şimdi... Çok keyifli. Ben dışarıdayım da olsa. Buyur. Ayıp arkadaş. Bak gidiyor. Kırdın abi kalbini. Gitmedim ki izliyorum. O kadar savaştan çıktı, sigara içmedi adam ondan. Piposunu yaksın dışarıda. Bak şimdi sana söyleyeceğim şey şu. Senin suçsuz olduğunu, yani suçsuz demeyeyim de en azından iyi kalpli biri olduğunu ve burada idam cezası almamanı bizzat ben istiyorum. Ve ben kanunlara sonuna kadar bağlı bir insanım. Teşekkür ederim, ben de öyleyim. Tamam. Kanunlara sonuna kadar bağlıyım. Ha. Kanunlara sonuna kadar bağlıysan bu yaptığının kanunen yanlış olduğunu da bilincindesin demek ki. Yanlış da olabilir. Mümkün. Evet. Ben de diyorum ki sana bu yanlış anlaşılma sonucunda sadece özür dileyerek, özür dilemek de değil aslında, olayların nasıl geliştiğini ve böyle bir şey yapma isteğinin olmadığını. Çünkü ben biliyorum ki senin Gregor'a özel olarak saldırma isteğin yok, değil mi? Yok. Tamam. Sen öyle omzundan tutunca sen refleksif olarak yaptın, değil mi? Evet. Bunları söyleyeceksin. Benim hiçbir şekilde böyle bir şey yapmak istemiyordum. Sonrasında da garnizondan niye kaçtın? Adamlardan sonrasında. Beni kovaladıkları için. Kovaladıkları için kaçtın. Bunları söyleyeceksin. 20 tane adam kovalayınca korktun, kaçtın. Evet. Korkmadın. Niye korksun? Korkmasına hiç gerek yok. Sadece yanında yanlış bir şey olduğunu düşünüp sanırım kaçtı. Değil mi? Tabii. Şimdi bunları böyle basitçe halledebilecekken ve ortalığın mahkemede bu kadar karışması ve en azından iyi insanların üzülmesine sebebiyet vermemek için ve insanların da başını yakmamak için aynı anda sadece kendimizi de düşünmeyecek kadar iyi biri olduğunu düşünüyorum senin. Bu kadar genel şeyde. O zaman bu işi böyle çözebiliriz. Demek ki Gregor'a bunları söylersen... Bütün bu açıklamalarında işte bir olur. En sonunda da Gregor'dan özür dileyerek taçlandırırsan... Özür dileme işine kadar zorlamayalım. Sadece bunları söylesin, durumunu açıklasın. İlk başta böyle bir niyetinin olmadığını, öyle bir şey olmadığını açıklasın zaten. Ve de ki bu yaptığımın hani sonunda yanlış şeylere de yol açtığını da gördüm ve anladım de... Sadece. Çünkü bunun da farkındasın. Yanlışlık olduğunun ortamda. Ve senin burada olman da sonuç olarak bir yanlışlık olduğu için bunlara sebep olduğunun da farkındasın. O zaman böyle yaparsan işler çözülmüş olur. Hem de kanunen de eğer hala mahkemeye çıksan bile o zaman hem biz de destekleriz, herkes de destekler ve idam konusu da çıkar, Gregor'a saldırma konusu da çıkar. Nasıl fikir? Okey, o zaman yarın bunların hepsini yapar hallederiz bu işi ya. Hallederiz ya. Yaparız. Tamam. Tabii ki çok güzel fikir. Ben bayıldım bu fikre. Oh. Ama tabii Tahani hanımın da oradaki bir fikri var. Hani işler sarpa sararsa... İşler sarpa sararsa zaten karşısında dururuz böyle bir işte, merak Tahani etme. Tahani sana bir söz verirse sözümü tutar, merak etme. Hepimiz buradayız. Verdi değil mi? Bakın bak, duydunuz bir söz verdi yani. Sözü ben de duydum.
Aynı zamanda öyle bir şey olursa zaten mahkemede de en başında ben karşı çıkarım. Merak etme. Öyle bir şey olmayacak. Tamam, öyle bir şey olmayacak. Kesinlikle süper. Yani eğer hala sana biraz veya... güven verip hala sana biraz güven verebiliyorsam öyle bir şey olmayacak. Olmaması için elimden geleni yapacağım. Ama yani seninle sen... bir anlaşma yapalım bu arada. Bir dakika, bu olaylardan hemen sonrasında. Bir daha asla şehir garnizonundaki insanlara bir şekilde bayıltma. O çok zor. Bazen o kadar inanılmaz oluyorlar ki. Yani sen de olsan aynı şeyi yapardın. Bazen çok kötü oluyorlar yani. Emin ol yapmazdım ama birazcık yok, daha bazen inanılmaz... diyorum, bu durumdan bahsetmiyorum da hani. Yani bir daha asla, biraz çok zor bir şey yani. Tamam, senin ömrün çok uzun ve çok fazla şey düşünüyorsun benim düşünmediğim ama en azından en son çare olduğunu düşünene kadar şehir garnizonuna, özellikle yüzbaşısına kafasını sopayla vurma. Özellikle de o sopa bayıltıcı bir sopaysa. Tamam mı? Tamam. Bakarız çaresine belki. Ne bileyim. Neyse ama plan güzel. Yarın ben bu planı aynı şekilde tıkır tıkır uygularım. Tamam, ondan sonra da akşama Han'da size birer içki ısmarlar. Bakalım. Göreceğiz. Her şey yolunda giderse daha sonra bir komünün yapmama izin verir misin? Komün mü? He. Kime? Niye? Nasıl ya? Ne alaka? Benden niye izin istiyorsun? Yok. Şey, ertel muhabbeti var ya, komünyon, birbirlerinin bütün şeylerine bakıyorlar. Tamamen güven odaklı bir durum. Ha, yok, o öyle olmuyor. O sevgililer arasında oluyor benim bildiğim kadarıyla. Yok be abi. O birazcık cinsel bir birliktelik yok, teklifi yok, gibi oldu. Yok yok, sevgililer arasında değildi o ya. Onu bir ara okuyayım, ben de bakayım ona. Yani tamam. Böyle direkt hani kardeş veya sevgili gibi müthiş bir bağ olması gerekiyor. Arkadaş. Hani müthiş, sen benim kan kardeşim filan modunda. Bir güven bağı olarak okumuştum ben onu da. Yani aşırı bir yakınlık olunca olabilen bir şey. O kadar detaylı bir yakınlık olduğunu bilmiyordum. Bakmam lazım ona. Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok o zaman. O biraz zor. Komün deyince ben komün siperi sandım. Beşle bir. Hayır canım. Hayır be. Elvan ability olan. Sanırım az önce çıkma teklifi gördük. Yok yok, o refleks olmadı. O muhabbet hiç olmadı. Belki senin dediğin gibidir Acı. Belki ben yanlış hatırlıyorum. Ha. Ama ya bir okuruz onu da, ona göre. Ona göre devam ederim, onu refleks o zaman. Bakarız sonrasında. Hiç yapılmadı sayılır. Tamam. Yanlışlıkla bir şeye geliyordu az kalsın. Tamam, o zaman yarın görüşürüz mahkemede. Size iyi uykular. Sana da. İstediğin bir şey var mı? Var, daha rahat bir yatak, bir güzel bir kırmızı şarap, akşam yemeğinde şöyle biraz meyve ve bunun gibi birkaç şey daha. Miner Kureyş'ini bugün harcadım da. Benim zaten bunların hepsini yapamazsın. Sen çık hallederiz. O zaman niye soruyorsun? En azından elinden gelen bir şey olur mu diye sordum. Yani en azından... Bu da makul olmayan taleplerde bulunacağını zannetmemiştim. Makul mu? Gayet makul. Çok bir şey istedim yani. Bir tane şarap, bir meyve tabağı ve güzel bir yatak. Bu kadar. Ben sana nedenini söyleyeyim. Şu anda senin bir ceza çekiyormuş gibi görünmen bizim yapacağımız plana daha uygun olur. O yüzden böyle bir şeyin yapılması çok uygun olmaz. O yüzden abi, birazcık daha dayanman lazım yani. Ben onu anlamadığımı söylemedim herhalde. Bunu anlıyorum. Ama hani bu sorusunun ne kadar boş olduğunu vurgulamak istedim. Bazen soruyor böyle şeyler ya, biliyor musun? Zor oluyor yani gerçekten. Yarın gerçekten bir muhabbet ederim. Hani derler ya, düşünmen yeter diye, ama tamamen bir safsatıdır, saçmalıktır. Ne demek düşünmen yeter? Bir şey yapmadıktan sonra düşününce ne oluyor? Saçmalık. Neyse. Görüşürüz yani. Yaram onu hissettiğini anlıyorum artık. Yani. Ben bu herifi çok sevdim ya. Ben aşırı sevdim bu herifi. Sert taş aşattı bu sefer Veyron. Ben dışarıya çıktığımızda Veyron'a direkt şey diyorum. Seninle o kadar fazla konuşmayı denedim ki. O yüzden seninle konuşabilmeyi en sonunda biraz da olsa öğrendim. Veyron. Miğferi tersten takaydım da görmeydim, duymuyordum.
Kafayı kaldırdım ben yanına şöyle. Ne yaptınız, hallettiniz mi özür dilerim? Valla bence bizi oyaladı. Ben yapacağını düşünüyorum. Kendini kurtarmak için. Bence bayağı bizi oyaladı. Yarın cingar çıkartacak, ben sana söyleyeyim. Mahkemede dört dönecekler. Kötü oldu. O sözü verdiğimiz için birazcık durumuna düştük şu anda. Bana, yani cingar çıkartıp sonrasında söz verdiniz diye bir şey yapabilir. Ondan... Ben de bunu kabul etmiyorum o zaman arkadaşlar. Niye zan altında kalıyoruz ya? Allah Allah. Adam akıllı özür dilesin olsun gitsin. Neden zan altında kalıyoruz? Dragon, şöyle. Bizim isteğimiz... Nasıl? Yani bizim isteğimiz şu. Diyoruz ki buradaki iyi insanlardan hiçbiri böyle bir olaydan zarar görmesin. Anlatabildim mi? Burada... Böyle bir olay ne çıkıyor? Oradaki olay yüzünden idam edilmeyi kimse hak etmiyor ama. Bizim ortada idamlık bir şey yok yani. Bizim amacımız kötü olanın nedenini, burada kötü olan şeyin nedenini sorgulayıp hiçbir şey yapmamak değil de birazcık daha aksiyon almak gibi. Aksiyon almak. İdam dediğin şey zaten bir kısas cezasıdır. Alakalı bir durum yok ki ortada. Ya ben ölüm karşıtıyım zaten bu konuda. Buna bir şey demedim ki, sizle beraberim. Ama benim bak bu bir insanın bir insana laf çakması gibi bir durum değil, anlıyor musunuz? Yani burada bir küstahlık var baya baya. Kendini bir gün beğenmiştik yani. Ya çok affedersin de sen kimsin de yani? Bir özür dileyeceksin alt tarafı. Şehrin kolluk kuvvetine saldırdın. Bunu niye kabul etmiyor? Senin bakış açından bu böyle. Bak bunu çok iyi anlayabiliyorsun. Ben, tamam işte küstah zaten ondan. Ben yapsam bana demediğinizi bırakmazsınız. Değil mi? Çünkü sen Ragnum'sun. Sen Ragnum'sun. O da bir başka elf. Sen de aynı şekilde hapse düşsen seni de kurtarmaya uğraşırız ama. O da aynı. Bak şimdi. Ben küstahlığım yüzünden, küstahlığım demeyeyim de kibrim yüzünden aynı şekilde Urnaspir'de hapse düştüm. Biriniz gelmediniz arkamdan, gelip bana temiz çamaşır bile getirmediniz. Orası kirlidir diye bir sabun bile getirmediniz. Eramor'a söylüyorum, Eramor vardı sadece yani orada. Bir sabun bile getirmediniz, o pisliğin içinde kaldım ben. Kendi o imkanlarımdan kaçtım. İstiyorum. Burada benim hiçbir suçum yok. Ben sen kapıştan mı kaçtın? Ben evet. Oyun yoktum ya, bana bir dakika, bu adil değil ya bu şu an bana vurulan şey. Yani o kızcağızın ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Haksız yere hapse düşmek kadar kötü bir şey yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin hapse düşmen ceza sebebin ne? Bu kızın düşmesinin sebebi asla aynı değil. Hayır. Ben de orada Zanaster'e saldırdım. Ama zaten hayır. Sebebin haklıydı. Ama çünkü işte Zanaster kötü adamdı orada. O orada bilinmiyordu ki. Zanaster orada Lord'un sağ kolu olarak gelmişti yanımızda. Ha, ben Lord'un sağ koluna saldırdım. Burada da... evet, o burada da baktığımda Lord'un sağ kolu. Mı? Burada böyle bu isimlere açıkça konuşmasak mı diye hep sen bana söylersin. Acaba bu isimleri böyle... Sen söylüyordun bana. Ne zaman söyledim ya ben sana öyle bir şey? dedin ya yüzük falan. Sonra asla bunu bir daha konuşmayacağız. Bu isimler de asla geçmeyecek. Yüzük müzik geçti artık, o yüzük gitti, kayboldu ki. Tamam da Tamam da yani. Artık bizi değil. Takip etmeleri için bir neden yok yani. Onu konuşacaksak söylüyorum. Bak sen orada onun kötü adam olduğunu anladın. Tamam mı? Kötü adam olduğunu anlamadım. Şüphelendim sadece. Elçilik görüşmesini yaptığını, sabote ettiğini düşündüm. Tamam. Ama evet, şüpheydi yani, net bir kanıtım yoktu elimde. Sadece ben öyle düşünmüştüm. Konu onun kötü adam olup olmaması değil. Konu eğer Tani hapisteyken senin bir kalıp sabun götürmemen. Ya tabii, bir şey söyleyeceğim. Ben off-RP'den vuruluyorum ama şu anda yani. Hani ben orada RP hiç hepsi. Hepsi RP bundan abi. Hayır ama ben yoktum o oyun, ne diyeyim yani RP yapamam. Yok, konuyu onun için açmadım ama hakikaten baktığın zaman denk duruyor olay yani. Burada da Lord'un sağ koluna bir saldırı var. Ve bu kızcağız bunun için ölmeyi hak etmiyor. Orada ama Zanaster'in amacı kesinlikle ben içeri girdikten sonra onu afişe ettiğim için beni orada hapiste çürütmek, öldürmek, hiç kimseye bunu çaktırmamaya çalışmaktı. Ben oradan kaçtım, Zanaster'i afişe ettim kaçarak. Oradaki olay tamam. Başkaydı yani. Tamam, okey. Ben de aynısını söyledim. Ben başka dedim, hayır dedin, hayır. Aynı dedin. Sonra dedin ki kendin başka diyorsun, yine hayır diyorsun. Kaçma muhabbeti farklı yani. Kaçmamın nedeni oydu benim. Yani beni orada hapse atacaktı, çürütecekti. Burada da aynı şekilde kızı hapse atıp çürütmeyecekler zaten. Eğer hapse atıp çürüteceklerse bu adamların da Zanaster'den farkı yok demektir. Zaten olay bu seviyeye gelmeyecek yani, bunu Ragnar'a söylemeye çalışıyorum. Şu an olaylar hiçbir şey olmamış. Biz neyin olayını yarattık da
o olayın ya, sonucunu kestiği. Akşam eğlencenize bakın, yarın mahkemede görürsünüz zaten her şeyi. Yani arkadaşlar bir de Ragnum, yani bizim olayımız şey değil ki, dünyadaki herkesin davranışlarını düzeltelim grubu değiliz ki. Yani hani herkesin küstahlığına çözüm bulalım grubu muyuz? Yani kızın biri küstahlık yaptı ki bunu konunun hiç taniyle alakası yok, onunki kibirdi. Yani hani şeyde bu yüzden ya, de seni anlıyorum bak, hepinizi anlıyorum. Ayrıca kafayı da çevirdin şöyle. Bayron, sana ayrıca saygı duyuyorum. Tamam, evet, sorumlu olduğunu düşündüğüm bir hayat, bence de sorumlusundur. Okey, ben de zaten idam edilsin demedim. Ağzımdan öyle bir şey çıkmadı. Tamam. Dönse bana baksa aynı davranışı, kafayı çevirir giderim. Umursamam da. Şurada yapılan şeyin hatalı olabilme ihtimalini yok mu sayarak giderim? Yani bu... Ben en başında dedim zaten hatalı diye. Yani basit bir şey yapacak abi. Yani bunu yapmayacaksa ne bileyim. Hatalı neyse, diye öldürsünler yani mi kızı yani? Ne demek istiyorsun? Hayır, öldürmesinler. Tamam, haklısınız. Öldürmesinler de. Öbür türlü kız için yapacağımız her şeyde biz bayağı zan altına falan gireriz yani. En zan altına gireceğiz. Ya hapisten kaçırmayı kastediyor galiba. Yani. Yok, hapisten kaçırma konusunda ben tek başıma söz verdim. O konuda size zaten şey yapmam. Ben dedim ben ki tek başıma hallederim o işi. Bir teleport işler. Ben mahkemede karşısında dururum. Başkalar bir şey demedim. Bir de üstüne programı televizyon çakarım. Sanki kendi kaçıyormuş gibi yapar. Vallahi canım, gerçekten merak ediyorum. Hani tanrılar yanımızda olsun. Yarını çok merak ediyorum. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tani bu konularda becerikli gerçekten. Ben ilk tanıştığımda da abisini kurtarmıştık yani. Gene hapisten kaçırmıştık. Evet, gene hapisten kaçırmıştık. Yol arkadaşım. Ben sizin aşırı iyi olduğunuzu düşünüyorum. Sadece tanenin değil. Onda problem yok. Ama bak, iyilik ederim derken feci yanlışa düşmeyelim. Gözünüzü seveyim. Korkun neden Ragnum? Neyin yanlışına düşeceğiz? Ya birincisi Ragnum Alp'e sinir oldu. Korkusu falan da yok. Tamam. Ki sinir olmakta da haklı. Gitti dwarflara laf etti. Şimdi oradaki lafı ayıptı Byron. Bunu sen de kabul etti. Yani hani edilmeyecek küstahça bir laftı oradaki. Olur mu canım? Orada Ragnum da şey söyledi ama. Evet. Sen de o zaman neydi o, bilmem ne kadar büyümedim mi falan bir şey dedi. Hayır, özür dileyecek kadar büyümedim mi dedim. O mu küstahça bir laf benim ona söyledi? Ya senin değil. Söylediğin de tamam, etiket sahibi ve inanılmaz kibarca bir laf değil. Evet. Ama yani hani karşılığında da ırkçılık yapılmaz. Yıl olmuş. 1340 küsür, 1370 küsür ya da yani. Şu an yılı tam bilmiyorum ama ya o yıla kadar gelmişiz. Bu yılda ırkçılık mı kalmış yani arkadaşlar? Ben onu da önemsemiyorum. Gerçekten Eren Bor. Önemli değil. Tamam desin. Boşver. Benim yanımda elflerin en büyüklerinden biri var zaten. Tamam mı? O benim yanımdaysa demek ki öyle yani, böyle bunların da ciddiye alacak değilim yani. O da yapıyor ırkçılık. O yapınca ırkçılık sayılmıyor mu? Neye? Abi, önemsemiyorum sadece. Kim yapınca ya? Byron yapınca. Byron ırkçılık mı yapıyor? Ben ırkçılık yapmıyorum ki. İnsanız biz diyorsun. Bizi adamdan saymıyorsun. Adamdan saymıyorsun mu? Yani ilk yaratılanlar elfler olduğu için insan olarak elflere geçer dedim sadece. Niho ha 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 ha. Ya işte bunlar demode. Artık çok yaşayınca bozulmuş düşünceler. Yani hani birazcık renovasyon, anlatabiliyor muyum? Yani birazcık şey olsun yani. Renovasyonla bilinen... Yani bak şöyle söyleyeyim Byron, bence bu konuda birazcık kendinde kabahat aramalısın. Tutup dünyanın en bağnaz adamları olarak bilinen paladinlerden birazcık yenilikçi olman gerektiğini duyduğun için üzülmen gerektiğini düşünüyorum. Bu da etiketler bir arkadaşın olarak şey yani, hani, tavsiyem sana. Yani bu birazcık çağımızın düşüncelerine ayak uydur. Yani. Çağın düşüncesi ne? Bariz tarihten bahsediyorum ben burada. Tarihi sen düşünceni değiştiremezsin ki. Yani bilmiyorum. Yani sen içerideki kıza ırkçı diyorsun, onu kurtarmayalım diyorsun. Al. Kim ya? Ben mi diyorum? Ragnum'a diyorum. Ha. Ya ortalık çok karıştı. Kim kime ne diyor şu an, ben çok takipten çok çıktım. Herkese laf atıyordum esprisine de. Herkes birbirine ya, laf atmaya başladı. Bu arada arkadaşlar, tarih olarak şöyle söyleyeyim. Byron'un dediği konuda. Tahani senin için tarih işte Neteriller zamanında o oyun öncesinden gelen insanlar büyüyü öğrenerek hani müthiş
bir güç kazandılar ve o şekilde insanlığı ayağa kaldırdılar. Taş çağından yükseldiler. Ondan sonra tabii ki ilk gelenler insanlardı dünya üzerine. Paladin, sen o konuda şöyle biliyorsun tarih olarak. İlk olarak religion'dan değil, genel olarak okudun. Hani, insan hani Kormir'de kitap şeylerde kütüphanelerde falan gezerken gördüğün, sohbetlerde dinlediğin vesaire. İlk insanlar işte zamanında bu Zakara tarafında ortaya çıkmış. Çöl kısmı güney. Orada ortaya çıkmış. Ondan sonra da oradan yayılarak dünyaya hani bayağı bir hakim olmuşlar. Uzun bir süre hatta bütün dünyanın gücü onların ellerindeymiş. Ondan sonra işte güç dağılımı gerçekleşmiş ve hani elfler, insanlar, yüceler, müceler falan geldikten sonra da normal bir güç kazanılmış. Ragnum, senin içinse zaten dünya üzerinde hiçbir yani bitki bile yokken cüceler gelmiş yer altına. Oradan yeryüzüne çıkarak şeyi ilk başta ne derler, büyük yapıları inşa etmişler. Ondan sonra insanlar batıdan gelerek bu işte kendi topraklarına yavaş yavaş sahip çıkmaya başlamıştı. Yaratılış konusundaki düşünceleriniz her birinizin farklı arkadaşlar. Ha, o zaman ben buna göre bir RP yapacağım o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Çok alakasız yani. Byron, sen diyorsun ya hani elfler ilk başta yaratılmış tarihsel olarak böyle diye. Sen insanları yaratılırken gördün mü? Birebir şahit mi oldun da hangisinin önce olduğuna karar veriyorsun? Yani benim o kadar yaşlanmadım mı? Benim bildiğimde çölde ilk insanlar vardı. Sen nereden biliyorsun benim geldiğimi? Atalarımızın geldiği. Çölde mi vardı? Evet, çöldeydi ilk insanlar benim öğrendiğime göre. Bir tane bilgenin teki bana öyle söylemişti yani. O zaman bilge de çölde miydi? Yok, tapınaktaydı. Ha. Dedim fazla mı susuz kalmış acaba? Yani ben şimdi bu hakarete vurunca şimdi tartışmada yani elfin yanında diyor ki insan, yani insan diyor ki bırak sonsuza kadar uğraşsın dursun kendisiyle. Anladın mı? Hakarete kalbim kırıyorsun Byron yani. Ben başka bir şey yok dediğin ki. Ay elfin bu arada yani elfin taklidini yapıyor. O bilgiyi sana yapıyorum. Veren kişinin bilgisinin doğruluğunu hiç sorguladın mı? Sen kitaplarda yazıyor. Sen kendininkini sorguladın mı? Benimki kitaplarda yazıyordu yani. Yani o zaman okuma yazma bilmiyordum ama biri okumuştu bana yani. Eramor, ben din adamıyım, ben sorgulamam. Ben de din adamıyım. Benim tapınağımda yazıyordu bunlar da. Ne yapacağız orada? Ben diyecek miyim yani sana? Biz daha önce yaratıldık. Ben bunu biliyorum. O yüzden biz daha önemliyiz dedim mi ben sana hiç? Yok. Ben de öyle bir şey demedim ki. Hani birimiz diğerimizden daha önemli diye bir şey çıkmadı benim ağzımdan. Haklı dedin az önceki elfe ve o elf az önce dwarf'a sırf dwarf olduğu için yaptı az önce. Bir sürü kötü laflar söyledi yani aslında düşününce. Tamamen ırkından dolayı. Hor gördü. Biliyor, sadece bakış açısıyla alakalı. Bence kötü bir şey söylemedi. O zaman biri de sana elfler hakkında kötü bir şey söylediği zaman ya da senin halkının hikayelerinde drovlar hakkında falan kötü bir şey söylediği zaman ki bu konuda çok sinirleniyorsun. Aynı şey hakkında konusunu bile açmadığın bir hikayede. Bence onlara da o zaman kızamazsın böyle bir şey söylüyorsan. İlk başta kendinden bilip bunu göre davranman lazım. Kime kızam? Drovlara mı? Hayır. Başka herhangi bir şey söyleyen ırkına. Drovlara iyi bir şey söyleyen sana kötü bir şey söyleyen birine de kızamazsın. Çünkü senin yaptığın şeyin aynısını yaparlar. İlk başta sen iyi davranacaksın ki onlar da seni anlayıp sana konu nasıl gibi. Bana geldi, ben ne yaptım onu anlamadım ki. Hep böyle olmuştu zaten Byron. Araya girmek istiyorum. Şeyde bile elfler ilkin insanlara okuma yazmayı, yazı yazmayı, üstüne büyüyü öğretmeye başladıklarında ilkin bu büyü gücünü elflere kullanmışlardı. Yani tarih böyle der. Hatta kullandıkları yerler de Luskan taraflarıdır yani. Daha kuzeyler, o neydi o High Forest'ın kuzey kısımları filan. Ya konuyu oraya getirecek mi? Yeri bile varmış. Mevzuya tahani dahil etmek istemediğim için getirmedim. Hani insanlara biz büyü öğrettiysek nasıl insanlardan sonra var olabiliyoruz diye. Neyse dedim, sonra büyü konusunu açmayayım diye kestim ondan sonra. Ya onun yerine sırf sadece... Gereksiz diyecek yani.
Ya ben en son sadece sana şunu söyleyebilirim Byron. Bir insanın ırkı ya da bir varlığı ırkıyla belirlenecek bir şey değildir. İçindeki kalbi, yüreği ve düşüncesiyle belirlenecek bir şeydir. Bence O yüzden büyülü ona gücüyle. göre Ben yargılaman farklı gerek. bir şey söylemedim ki. Yani de büyü gücü yani hani. Evet. Senin için evet. Ama yani Ragnum için değil. Yani anladın mı? Hani öyle düşün. Ya Haldroll'ların tek inandığı şey böyle manyakça Raw Spell Yani. Power diyor. Beyden aksın, hep bana aksın. Evet. Bu başka hiçbir şey yok yani kafalarında. O oluk oluk böyle serumla bağlayalım O yüzden üç farklı ırktan şey varken, birey varken, birey Ne dedim. güzel, Bu lafı renkli da çeşitli ihtimal. bir grubuz. Evet işte bunun farkında olarak ona göre davranalım. Birey lafını da tarihe yazalım. Belki kimse kullanmadıysa çok böyle her şeyi karşılayacak bir şeymiş. Belki yeni bir akım başladı. Politik doğru bir şey Politik D&D doğruculuk. D&D Değil oyuncusu. mi? Aynen. Politik doğruculuk. Ben Eramor'un da yeni davasını buldum. Politik doğruculuk. Merhaba, yine küçük bir ara verdik biz böyle minik. Bak, bir ara verdik. Ne yapıyorsunuz şimdi arkadaşlar? Oradan girelim konuya, böyle bayağı bir konuştuk ettik, döndürdük konuyu. Ben bir mektup yazacağım şeye. Mektup nereden yazabilirim diye sorup hani şehirde bulup mektup yazmaya gideceğim. Haberci olduğunu öğrendim şehir Aha. içerisinde kullanılan. Onun dışında işte şehir dışına bir yere göndereceksen de aynı şekilde uzaklara da gönderilebilen haberciler varmış. Tamam. Çok Hı. iyi. Onlara gideceğim. Konuştuğumuz mektubu yazacağım. İşte böyle böyle bir durum oldu. İşte böyle bu şehre ejderha saldırısı oldu. Hani ben bu şehire karşı hani şeyde bir şirayınımız inşa edildi. Bu hepimiz için bir gurur. Onun başında da buraya durmak bir Helmet'in de görevidir. İşte ismim Eramor Fael. The first of his name. Ondan sonra işte şu kılıcı kaldıran adam falan diye böyle hani son ve şey varisi diye. Yani beni öyle tanıyorlar ya Ravensbluff'ta bir de. Hani şimdi de şey yaptıkları için oradakiler tanıdığı için oraya ilk ve şey en son kaldıran ve son varisi diye böyle onu da yazıp işte şeyini yollayacağım hani böyle bir priest grubunun buraya gelip hem buradaki insanlara hani şehir tekrar toparlanırken yardım etmesini aynı zamanda da Shrine'ın kutsanması ve onun bakımının yapılması için bir grup talebi diye. Ravensbluff'taki tapınağa gönderiyorsun da orada hani baş rahibe mi gönderiyorsun, yardımcısına mı? Direkt tapınağa böyle şeyler direkt tapınağa gönderilmiyor mu ya? Öyle Ama de fark baş etmez. rahibe gönderiyorum yani. Yani Tamam. hani şey bir tanıştım zaten oradakilerle Hı. hepsiyle. Okey. Onlara gönderiyorum. O şekilde sen Ravensbluff'a gitmesi için işte mektubu verdin yazıp, ondan Büyük sonra ihtimalle. adamlar da söyledi işte hani bizim işimiz güvenlidir, merak etmeyin, ulaşacak en kısa zamanda buradan Ravensblood'a ortalama 7 ila 10 gün arasında ulaşır dedi sana. 97 gold dedi. Tamam, ücreti yani hani en güvenli şekilde ulaşabilecek en iyi şekilde istiyorum diye hani onu söyleyeyim. Hani fiyattan hiçbir şekilde kaçmıyorum. 97 gold'u veriyorum. Daha güçlü bir paketiniz var mı? Bir üst boyunu alabiliyor muyuz bunun? Yani 50 gold farkla bir büyük boyu almak Büyük boy ister misiniz patates. diye. Büyük boy patates var mı yanınızda? Tabii dedi. Hani eğer ki bir 25 gold daha verirseniz güvenliğinden daha emin olabiliriz. Tamam, 125 gold düz hesap verdim. Nasıl olsun envanterde. Tamam. 125 gold verdim ona. Ben şeyim. Sonra arkadaşlar ne yapmayı düşünüyorsunuz? Akabinde. Gidelim dinlenelim halde. Akşam olunca da yemeğe gideriz işte. Benim acil bir işim yok. Okey arkadaşlar, Kaç tamam. saat var yemek yemeye? Akşama ya da en azından. Ya işte 3 saatiniz falan var. Ha, tamam. Anca çeki düzenleriz Identify benim kendimize. gece boyu sürüyordu, değil mi? Evet, o gece yatıyorsun o şekilde. Tamam. Onunla hani şey yapıyorsun, istihareye yatıyorsun. Tamam. O zaman işim gece. Ondan sonra arkadaşlar toparlandınız öyleyse.
Hanın oradan yola çıktınız. Şey, asker geldi sizi almaya işte. Oraya götürecek olan asker geldi. Şeyin, şehrin biraz dışında, bu kuzey kısmına yakın kısmında. Bir şey söyleyebilir miyim hemen? Tabii. Bir şey söyleyebilir miyim hemen bölmeden? Hancı'ya diyorum ki, buraya Laura isminde bir Thorn Paladin'i gelebilir. Onunla sözleşmiştim. Eğer bir Thorn Paladin'i tipinde tarif ediyorum, böyle böyle biri. Sözlerimiz arasında bir daha tekrar konuşma fırsatı olmadı. Lord'un yemeğinde sizi bekliyor diye eğer görürsen söylersen çok sevinirim. Buraya gelirse. Gorstak baktı. Eğer gelirse söylerim. Ha, süper olur. Çok teşekkürler. Laura'yı tanıyor musun? Orası birazcık karışık. Senin bir fikrin var mı? Bir tanıyor musun öncesinden? Kızım olur. Şöyle. Ben böyle bir toparlandım. Tutamadım kendimi. Ragnum bir dışarı çıkalım mı biz ya? Sanki Boros bastı bana. Gel gel. Gülücükler saçarak gidiyorum. Gel, gel dışarı gel gel. Yani... Top önünde pah 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 gülüyoruz biz. Bir dakika, kendimi toplamam lazım. Durumlarda daha önce bulundum. O yüzden bunun çözümünü biliyorum diye. Şey diyorum, yani yanlış bir denim bırakmak istemem. Eğer yanlış anlaşıldıysam çok özür dilerim. Laura bırakmazsan benim... iyi olur. Handa yarattığım bir sana bir sıkıntı vardı, hatırlıyor musun? Bir rüya muhabbet oldu. Lur, benim hayvanım buraya geldi. Birazcık divine bir olay yaşandı. Sağ bir olay. Senin kızın hem arkadaşımın hem de benim neredeyse hayatımı kurtardı diyebiliriz. O olayın içerisinde. Ve kendisi de bir Thorn Paladin'i olduğu için aynı zamanda benim ebediyen dostum sayılır. Öyle bir durum var aslında. O yüzden de bu inancının güçlülüğü açısından hem ona teşekkür etmek için hem de burada bir yemek ısmarlamak için buraya çağırmıştım aslında. Yani aslında tamamen kutsal bir amaçtaydı. Yani hiç öyle... Çantayı yavaş yavaş kaldırıyor değil mi? Kafa salladım böyle. Ondan sonra aranızda bar var acım. Kan arada camdan kafayı uzatıp bakıyorum ben. İzliyorsunuz dışarıdan. Sonra da Ragnar'ı tarif ediyorum. Adam da böyle hani ağırlık olarak muhtemelen senin iki katın civarında 1.90'lık böyle hayvani bir şey. Böyle elini oradaki bara koydu. Sana şöyle iyice yaklaştı. Bak delikanlı dedi. Elini koydu böyle omzuna. Kızımı çok iyi yetiştirdiğimi düşünüyorum. Ama şimdi kendisi daha çok genç. Bu şekilde sonsuza kadar arkadaşlıklar konusunda biraz şüpheliyim. O yüzden en iyisi bu yemek konularını falan bir sonraki veya 20 sonraki falan karşılaşmalarınıza bırakırsın. Daha iyi olur bence. Dedi. Orada bayağı bir sıktı böyle omzunu. Senin o üzerindeki Dragon Plate böyle bir gacırdadı böyle. Avatarım. Bir dakika. Ben o zaman şöyle bir şey yapacağım abi. Bu adamın yolundan dilinden anlıyorum. İşte ben bugün hiç inner focus açmadım değil mi? Adamın elinden şöyle sıkıca kavrayacağım böyle abi. Inner focus deneyebilir miyim burada? Bu çok önemli benim için. Çok önemli benim için. Burada küçük küçük olmayalım herif, çok kaslı. Ben bir inner focus deneyeyim de öncesinde. Sen o şekilde denemeye hani şey yaptın, aklına geldi. Ondan sonra bıraktı böyle direkt. Daha ya fazla şey yapmadı. Ben şey yapacağım abi o zaman. Barda böyle elimi yerine koyacağım böyle. O tahtaları gıcırdatacak şekilde. Bak Hancı, sen benim niyetimi çok yanlış anladın diye böyle. Benim niyetim... Hiç öyle senin zannettiğin gibi böyle yüzeysel de kötüye yorulacak, art niyet çıkarılacak bir şey falan değil. Ben buraya senin kızınla öyle gönül eğlendirmeye falan da düşecek bir adam değilim. Benim amacım gayet sadece bir teşekkür ve gayet nasıl anlatayım sana, medeni bir şey. Anlatabildim mi? Tutup da... Hayır. Hiç anlamadım. Açıkçası ben bu söylediklerinin hiçbirini söylemedim.
Bunlar nereden aklına geldi bilmiyorum ama bunları aklından çıkarsan iyi olur. Boşu boşuna birbirimizi üzmeyelim anca. Ortalıkta ne öyle bir şey var, ne de düşündüğün gibi böyle 20 yıl sonra da tekrar gelip böyle bir şeyler yapacağım bir olay var. Tamam mı? Böyle bir konuşma hiç yaşanmamış olsun aramızda. Biz de yolumuza böyle devam edelim hancı ve müşteri olarak. Sen şöyle bir bunu söyledin. Ondan sonra baktın acı adamdan birden bir aksiyon geldi. Bir hareketlendi. Ani bir hareket yaptı. Orada sana inisiyatif soracağım. Bir şey yapıyor musun? Çünkü sen de bir savaşçısın. İyi bir savaşçısın. Ve burada ortam gergin. Bunun farkındasın. Her şey kötüye dönebilir. Bir şey düşünüyor musun? Ne yapıyorsun? İnisiyatifin nedir? Hadi. Bir dakika. Şey yapacağım ya. Olduğum yerde duracağım ya. Hiçbir şey yapmayacağım. Yani birçok şey yapabilirsin. Kendini savunabilirsin, saldırabilirsin, kaçabilirsin. Ne bileyim bilmem. Hayır hayır. Hiçbir şey yapmayacağım ya. Diyorsun. Direkt duracağım gerçekten. Tamam. Dignity diyorsun yani. Aynen. Hiçbir şey yapmayacağım. Okey. NAC kaçtı. Bütün zırhınla, zartınla, zurtunla. Kalkanım eksik yok gibi bir sayalım. Şu anda yok. Zaten inisiyatif evet. Açacağız onun için. Yani çekebilirsin. Yok. Ama hiçbir şey yapmayacağım. Yok. Kalkanımı çekmeyeceğim. Üstümdeki zırhımla bu adam evil değil. Değilse sıfır. Evil'sa eksi bir yani. Tamam. İnisiyatifle hiçbir şey yapmayacak mısın? Son kararın. Bak, yok ben, ben gerçekten yapmayacağım. Tamam o zaman o sana birden acı oradan bir sağ çıkardı böyle. Küt diye vurdu da hit. Aha. Tek deneyeceğim şey yıkılmamak yani. Hiçbir şey tamam. Yapmayacağım dedim yıkılmamaya çalışıyorum. Yani. Tabii canım yani. Dedim o ya. Sekiz demeye çaldın acı. Okey. Bir strength check atar mısın? Veya dex hangisi yüksekse? Okey, atıyorum. Yani tutuyor. Eksi sekizle falan tutuyor. Okey. Eksi sekizle. Bakayım. Aynen. Ulan bu da tam eksi sekiz var ya. Fit a fit defender wins. Tam eksi sekizle. O zaman... Şöyle oldu acı. Darbeyi aldın sen hani ama hani kendini savundun şöyle. Adam yumruğu buraya vurdu ama hani bayağı bir kolunu acıttı. Hayvan gibi acıttı kolunu ve seni böyle olduğun yerden bir 2 metre falan geriye kaydırdı. Zzz diye kaydın ama ayakta durdun. Devrilmedin. Dayandın o darbeye tamamen. Ondan sonra dönüp sadece bir şey söyleyeceğim. Sana, hani sen daha bir şey söylemeden hani böyle gayet bağırarak bir sesle şey dedi. Kızımdan uzak dur ve büyüklerine saygılı ol dedi. Baban yaşındayım. Hani olur anca ama yaptığının kızını tasvip edeceği bir şey olduğunu düşünüyorsan bence yanılıyorsun. Tek söyleyeceğim bu. Çıktım andan direkt. O şekilde çıktın sen acı. Hayır, benim söyleyeceğim ses şu sadece. Hani kızının tasvip edeceği bir şey olduğunu düşünüyor musun deyip çıkacağım yani. Hani. Bir onunla bırakayım kendi tamam, kendine. Onu söyledin. Adam böyle kızgın kızgın seni takip etti sadece. Ama yani barın da ötesine geçmedi yani peşine gelmedi iş. Ama baktın abi iyi acıttı hayvan herif. Yani çok şey değilim. Daha çok sinirliyim şu anda bu konuyla alakalı. O yüzden çok yani 8 damage çok umurumda değil yani şu anda yani hani. Nelerden almadık 8 damage? Aynen. Bacağım koptu. Biz de o istada bayarım da dışarıda. Hani ben bayarım. Böyle bakıyorum yüzüne.
Tanrı ben kitabını okuyor. Şeyden çıktım dışarıya, dedim ki Tanrılar sana bazen birini gösterir, gidersin iyi niyetinden teşekkür etmek istersin, çıkar babası yumruk atar. Ben anlamıyorum ki bu haberi yani hani. Oha! Yumruk verdin! Nasıl yani? Aa, babası kızdı mı ya? Yok Ragnum, çok iyi karşıladı, o yüzden öpmek için gelirken eli çarptı yanlışlıkla. Yani... ben anlatıyorum orada, Thorm diyorum, Helm diyorum. Bir anda karşıma Helm çıktı diyorum, orada bir sürü bir şey oldu diyorum. Adam diyor ki bana, ben kızımı çok iyi yetiştirdim. E biliyoruz, paladin olmuş zaten kızın. Daha nasıl iyi yetiştireceğim be adam? Orada adamın senin anlattıklarını duyduğunu biliyor musun? Ben senin kızını rüyanda gördüm, yemek yiyeyim istedim. Başka bir şey duymaz yani bu. Bu da garip olacak ama Erebor. İnanmayacaksın ama Bayron haklı ya. Hiç baba olmadık ama ne bileyim. Yani ben olsam öyle düşünürdüm. Neden biliyor musun? Yani gerisi bula bula. Evet. Yok yok. Yani sen doğruları söylüyorsun da bence biraz uzun cümle kurunca bazıları anlamıyor. Yok, aslında daha önemli bir şey var. Doğrular aslında çok inandırıcı değil. Bence de. Ben de bunu tamamen katlıyorum. Ben de bunu böyle bir şey söyleyecektim o günlerle. Doğrular ama yani çok ütopik yani. Eramor bu arada hancı yaşıyor değil mi? Ben yani elim bile kaldırmadım adama. Yani akşam orada... geri gelip yatabileceğiz değil mi burada? Odalar uzak olmasın gibi. Bilmiyorum, istiyorsanız ben başka bir yerde yatarım, benim problem değil. Ya adamın bir isteği var, kızımdan uzak dur diyor. Ben de uzak duracağım bakalım. O zaman Lord'un çağırdığı yemekte ayrı ayrı oturursunuz artık. Yok, gelirse söylerim. Böyle böyle bir durum oldu. Yanlış bir anlaşılma yaşandı. Baban böyle bir şey söyledi. Ben de o yüzden böyle bir şeyi yapmayı uygun görmüyorum. İnsanların boşu boşuna üzülmesine gerek yok. Ama yasak meyve muhabbetine girme de. Yasak meyve nedir? Meyve muhabbeti ne Bayram? Bilmiyorum. Ağaç, elma, yılan filan. Yani şey, sonuçta yasaklanmış bir şey sana daha cazip gelmesin anlamında. Yok, benim hayatımda hiç öyle şeyler değil. Yasaklanmış bir şey varsa yasaktır benim için. Hakikat bu yasak meyve ne ya? Ya işte anladın. Ben sana meyveyi yemeyi yasaklıyorsam sana daha lezzetli gelirim. Oh. Sen bana niye meyveyi yemeyi yasaklayacaksın ki, zehirli mi? Ne yapacağız, 3 saatimiz hadi var. Hadi anlat. Hadi anlat. Ben çok sevdim Bayron'la. Bu yöntemle Bayron'la geçmek daha eğlenceli kalıyor. Ben yumruğu yedim, olayı ben yaşadım ama Bayron'la hala dalga geçebiliyoruz. Bu çok eğlenceli oldu ya. Bu herif bize çok şey kazandırdı gerçekten. Kolunu sarayım istiyor musun? Yok ya, geçer kendi kendine. Böyle bir sana acıyormuş lan aslında. Peki ya kalbini saray. O da kırıldı mı? Öyle bu arada şey. Sub-Duel'u 4'te 1'i kalıcı. Yani 2 damage kalıcı. 3 turn sonra falan geçecek. 6 demek. Bu yiyince geçer ya. Ha, aynen. Uyunca da o 2 damage de geçecek zaten. Aynen. Biraz daha hazırlanıp gidelim ya. Gidiyorduk madem. Hadi askerler de gelmiş. Arkadaşlar. Aynen. Tamam, bir mola verelim kısa. O zaman görüşmek üzere bir sonraki partta. Kendinize iyi bakın.